Repliklerle yaşayanlar. Bir oyun, bir ekip. Yıl 2023. Dünya hala ikinci bir Hamlet yaratamadı. Ama kaleme aldığı oyunlar dünyanın dört bir yanında sahneye konulurken, Shakespeare bize sadece tiyatroyu değil, insanlığı anlatmaya devam ediyor. İyi ki. Efendim, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, geçtiğimiz ay 11-12 Nisan tarihlerinde Shakespeare'in ölümsüz eseri Macbeth'i İstanbul seyircisiyle buluşturdu. Oyuncular çarpıcı kostümleriyle, beyazla mavi arasında gidip gelen ışıklar altında, müthiş bir ahenk içinde şarkı söylemeye başladıkları anda, yani daha ilk dakikada seyirciyi içine çekiveriyor oyun. Ve oyun boyunca peşimize bırakmayacak o cümleyi bırakıyor önümüze. İyiler kötü, kötüler iyi olmuştu sanki. Tüm o şarkılar, danslar, koreografi, ışık oyunları, dekor ve kostümleriyle usta işi bir gösteri var sahnede. Farklı ve biraz da cesur bir Macbeth yorumu bu. Oyunun yönetmeni Barış Erdenk'e baştan beri sahnede böyle bir dünya mı hayal etmişti diye sorduk. Baştan beri böyle mi bir dünyayı hayal etmiştim? Aslında baştan beri buna benzer bir dünyayı hayal etmiştim, evet. Yani bu ne demek? Daha metal ağırlıklı, daha karanlık. Yani hem dekorundan hem kostümüne hem de ışık tasarımlarına yansıyan daha karanlık, daha depresif bir dünyaydı bu. Biraz insanın içinin karanlığıyla da alakalıydı. Ama elbette ki tamamen bunu mu hayal etmiştim? Bunu söyleyemem. Başta çıkış noktam buydu, cümlelerim buydu ve sonrasında kreatif ekip, yani hem ışık tasarımcısı, dekor tasarımcısı, kostüm tasarımcısı ve hareket tasarımcısı arkadaşlarımla beraber bu dünya aslında benim düşündüğümün de ilerisine gitti diyebilirim. Çok ince bir denge var oyunda. Macbeth'i daha önce izlememiş ya da oyunu okumamış biri hikayenin özüne rahatlıkla hakim olabilir oyunu izlediğinde. Ancak hikayeyi anlatan artık Shakespeare değil. Hikayenin hikaye edilişini izliyoruz sahnede, bir anlatıcı tarafından. Ali Eyidoğan oyunda işte bu anlatıcıyı canlandırıyor. Seyirciyi bir masal atmosferine davet ediyorsunuz diyebilir miyiz? Shakespeare'in yazım üslubunda tarife dönük bir anlatıcılık mevcut aslında. Shakespeare karakterleri kimi zaman zamanı ya da iklimi, kimi zaman mekanı, hatta kimi zaman da durumları ve duyguları tarif ederler sahnede. Bunun tabii birçok faydacı sebebi var Shakespeare açısından. Çünkü Shakespeare kendi döneminde dekor kullanmaz. Işık zaten kullanamaz. Dolayısıyla karakterlerine bir betimleme yaptırır sahnede. Ve bunu da şiirsel bir şölene dönüştürür adeta. Dediğim gibi karakterleri kendi iç dünyalarını da kendileri dillendirir sahnede. Tarif ederler yani. Bizim Macbeth yorumumuzda bundan farklı olan, bütün bunları üstlenen bir anlatıcı olması. Evet, yazılmış bir karakter değil. Ancak atmosferin ve o dünyanın bir aynısı görevinde bizim anlatıcımız. Sert, vahşi, tutkulu bir haberci gibi. Tam tutkulu bir haberci diyebiliriz. Bizim yorumumuzda bu öğelerin tek bir anlatıcıda toplanması, bana sorarsanız eseri biraz daha epik bir hale getiriyor. Yani seyirci ile karakterler arasında bir uzak açı oluşmasını, daha irdeleyerek, kritiğini yaparak seyretmesini sağlıyor seyircinin, bana sorarsanız. Bir de şu var tabii ki, anlatıcının pasajlarına bakarsak neredeyse yarısı Macbeth'in ve dahi Lady Macbeth'in kendi tiradlarından alıntı. Yani iç sesleri aynı zamanda onların. Bu anlamda bizim oyunumuzdaki rejinin yorumuyla da bakarsak, cadının işlevine de yakın bir hali var anlatıcının.
Bir de dediğiniz gibi tabii işi dallanıp budaklandırmadan, yan yollara sapmadan, hikayeyi en konsantre şekliyle özetleyip aktarma meselesi var anlatıcıda. Zaten bu sayede kocaman bir oyunu 100 dakika gibi bir sürede hikayede boşluk bırakmadan oynayabiliyoruz. Burada da tabii yeri gelmişken uyarlamayı yapan Sayın Özlem Belkıs'a da hakkını teslim etmek gerekiyor bence. Anlatıcı, Lady Macbeth ve Macbeth dışındaki bütün oyuncular birden fazla karakteri canlandırıyor sahnede. Orijinal Macbeth metnindeki 3 cadı da tek bir cadının bedeninde çıkıyor karşımıza. Bu da farklı bir reji tercihi. Barış Erdenk, oyunda özgün metinde olmayan sahneler de var mı sorumuzu bakın nasıl yanıtladı. Özgün metinde olmayan sahneler elbette var. Aslında sahne olarak diyemeyiz. Şimdi bu oyunu normal şartlarda 50 kişiyle 60 kişiyle tamamen klasik döneminde geçen bir oyun olarak sahnelemek de mümkün elbette. Fakat ben yapabileceğim en az kişiyle yani 7 kişiyle daha performatif bir metne dönüştürmek istedim. Bu anlamda da Özlem Belkıs'tan yardım istedim ve uyarlamayı o yaptı. Bu oyun bir uyarlama olduğu için elbette ki ana hatlarıyla aynı Shakespeare'e ihanet etmeden bir yola çıkıldı. Ama özgün metinde birebir aynı olmayan sahneler, örneğin anlatıcı, işte cadıların tek bir kişide ortaya çıkması gibi eklemeler yapıldı elbette. Eskişehir şehir tiyatrolarının seyirciyle buluşturduğu Macbeth oldukça dinamik bir oyun. Oyuncular sürekli hareket halinde. Dans edip şarkı söylerlerken bile ağızlarından çıkan her bir kelime oldukça net duyuluyor ki bu da seyirci için çok kıymetli. Laf aramızda genelde müzikli oyunlarda biz seyircilerin en büyük şikayetidir şarkı sözlerini anlamamak. Oysa Macbeth'te her bir kelime duru bir şekilde ulaşıyor kulağımıza. Üstelik şarkılar canlı olarak icra edilirken. Hal böyle olunca işin sırrını sorduk. İşte sırasıyla Barış Erdenk ve Ali Eydoğan'ın yanıtları. Oyuncuların performansı, evet gerçekten performansları iyi ve bununla ilgili de iyi yorumlar alıyor ekip. Bunun zannediyorum nedenlerinden bir tanesi, provalar başladığı andan itibaren Sibel Erdenk, yani hareket tasarımcısı ve koreograf, provaların ilk anından itibaren devreye girdi ve dolayısıyla oyuncular bedensel anlamda, kondisyon anlamında iyi bir pozisyona geldiler. Yani son anda oyun hemen hemen çıktıktan sonra ya da çıkmaya yakın danslar başlasın öyle bir şey değildi. Daha çok bedensel çalışmalar da vardı. Bu anlamda oyuncuların performansları yükseldi diyebilirim. Aynı zamanda bir de şu var. Bir süre sonra aslında o 7 kişi bir ekip haline, gerçek anlamda bir ekip haline gelmeye başladı. Ve bu anlamda da oyun bittiğinde çok yorulsalar da oyun sırasında pek anlamıyorlar diye düşünüyorum. Öncelikle tabii teşekkür ederiz bu güzel yorum için. Fakat bir tiyatro oyununda zaten hakkıyla olması gereken bir şeyin bir övgüye dönüşmesi, yani teşekkür ederiz ama benim için üzücü bir yandan da. Çünkü iddia ettiğiniz şeyi iddia ettiğiniz şekliyle yapamazsanız en fazla vasat bir iş çıkarırsınız. Ancak Macbeth gibi koca bir klasiği yepyeni bir formda, üstelik 7 kişiyle, sadece 7 kişiyle sahneye taşımayı düşünüyorsanız, bir de bunu dansla, müzikle perçinleyecekseniz, oyuncu olarak üstünüze düşeni çok iyi yapmanız gerekir. Peki biz neyi başardık? Bana sorarsanız bu oyunda bizi performans olarak en yüksek seviyeye taşıyan unsur kesinlikle kondisyon ve motivasyondur. Kesinlikle. Bu minvalde de sevgili koreografımız Sibel Erdenk'in provalar boyunca tam tabiriyle yeri geldiğinde acımaksızın hunharca bir çalışma disiplini göstermesi ve bizi forma sokması bizim en büyük avantajlarımızdan biri oldu bence. Zaten bu yüzden de tevazu göstermek, bütün ekip adına söylüyorum, yersiz bir tavır olur bizim için açıkçası. Çünkü biz kondisyon ve motivasyon açısından gerçekten çok iyi bir ekip olduk ve işimizi çok sevdik ve işimize çok güvendik. Ve zaten sevdiğiniz ve güvendiğiniz bir projeyi, bir işi sahneye taşıdığınızda gerçekten hakkını alıyorsunuz. Shakespeare'in en önemli trajedilerinden biri Macbeth.
400 yıl önce yazılmış bir oyunun bugünün dünyasını, hırsı, doyumsuzluğu, ihaneti, vicdan yoksunluğunu böyle resmedebilmesine şaşırıyor insan. Oyunda öyle replikler var ki aklımıza kazınıyor. İşte birkaçı. Kilit üstüne kilit vursan da çıkar ortaya gerçek. Herkes kendi karanlığında debelenir. Dünyayı aldatmak isteyen dünyanın rengine bürünmeli. Ancak vicdan susarsa karanlıklar çoğalır. Macbeth'in kral olduktan ve kendi karanlığında debelenmeye başladıktan sonra salona çevirdiği projektör, bir yandan da seyirciyi kendi vicdanını dinlemeye davet ediyor olabilir mi? Oyunun yönetmeni Barış Erdenk'e sorduk. O projektör oyunun sonlarına doğru aslında ortaya çıkıyor. Bir gözetleme kulesi var ve Macbeth'i oraya çıkartıyorum ve orada da aslında hapishanelerde olan gözetleme kuleleri gibi üzerinde de bir projektör var ve seyircinin üzerinde tutuyor. Buradaki benim ulaşmak istediğim sonuç aslında ya da üretmek istediğim anlam şuydu. Macbeth artık geri dönülemez bir noktaya geldikten sonra, yani aslında hakkı olmayan şeye el uzatıp ve bu yolda da çok fazla kan döktükten sonra artık geriye dönüp bakamayacak noktaya geldikten sonra bir tiran haline geliyor. Ve bu diktatör seyircilerin gözüne o projektörü yakarak kimse benim verdiğim kararları sorgulayamaz, kimse benim üzerime başka bir fikir söyleyemez, iletemez diyor. Ve aslında o projektörlü sahne sırasında aynı zamanda da ekibin söylediği bir şarkı da var. Bu şarkıda da aslında bu sözlere dair, yani bunlardan oluşuyor bu şarkı. Dolayısıyla buradan böyle bir anlamı üretmeye çalıştım. Duyduk ki Eskişehir'de her sahnelendiğinde izlenme rekorları kırıyormuş Macbeth. İstanbul seyircisini de büyüledi. 1 saat 40 dakikanın nasıl geçtiğini anlamıyor insan ve oyunun tadı damağında ayrılıyor salondan. Bir daha olsa yine izlerim diyerek. Oyunu İstanbul'da ya da başka bir şehirde izleme şansımız olur mu? Yani planlanan bir turne programı var mı sorumuzu Ali Eydoğan yanıtladı. Oyunu sahneye ilk çıkardığımızdan yaklaşık 3 hafta sonra korona dalgası ve pandemi süreci patlak verdi maalesef. 1,5 yıl hiç sahneye çıkmamak. Ardından sahneleyeceğimiz yıl neredeyse sırayla hepimizin koronaya yakalanması ve bunun sebebiyle iptal olan temsiller. Bütün bunlar hem Eskişehir seyircisini çok üzdü hem bizi çok üzdü. Ben 3 kez bilet alıp 3'ünde de oyunu seyredemeyen seyirci biliyorum. En ekstrem örneğimiz bana sorarsanız 2022 yılında geldiğimiz İstanbul turnesidir. Oyunu oynayacağımız gün ekibimizden bir arkadaşımız koronaya yakalandı ve biz apar topar hiç oynamadan Eskişehir'e dönmek zorunda kaldık. Ben neden anlatıyorum bunları? Şunun için hem seyirci hem de biz çok inat ettik bu oyunu oynamaya. Ne olursa olsun her şanssızlığa rağmen. Dediğiniz gibi biletleri en çabuk tükenen oyunumuz şu anda Eskişehir Şehir Tiyatroları olarak. Karşılığını görüyor olmak çok güzel. Daha önce Ankara'ya gittik. Bu sene İstanbul'a gelebildik nihayet. Ömrü uzun olacak inanıyorum ki oyunun. Biz de yetişebildikçe tüm turne tekliflerine iştirak etmeye çalışacağız. Oyunları yaratanlar. Macbeth'in oyuncularından biri de Tolga Tümer. Kendisi aynı zamanda Eskişehir Büyükşehir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni. Ona önce Macbeth, Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın seyirciyle buluşturduğu ilk Shakespeare klasiği mi diye sorduk. Macbeth bizim ilk Shakespeare klasiğimiz değil. Aslında Can Yücel'in uyarladığı ve Yücel Ertin'in yönettiği Bahar Noktası adlı oyunumuzu 2009 yılında seyircimizle buluşturmuştuk. Macbeth bizim ikinci Shakespeare oyunumuz. Fakat ikisi de sahneye tam anlamıyla klasik bir tarzda koyulmadı. İkisi de farklı yorumlarla sahnede hayat buldu ve ikisi de çok başarılı oldu. Biraz tanıyalım istedik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarını. Tolga Tümer bakın neler anlattı. Eskişehir Şehir Tiyatroları 22. yılını kutluyor. Tabii bunun büyük ve çok zahmetli bir geçmişi var. Aslında Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın 1960'lı yıllara dayanır başlangıcı. Bu başlangıçta en büyük gayret ve azim
tabii ki belediye başkanımız Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'e aittir. O yıllarda başlayan bu tiyatro yolculuğu çok eski ve metruk bir bina olan Yaş Sebze ve Meyve Hali'ni Yılmaz Büyükerşen'in tiyatro sanatına olan sevgisiyle büyük bir değişim gösterir ve o hal binası bir gençlik merkezine dönüşür. Ve onun içinde de Tepebaşı sahnesi adında bir tiyatro sahnesi açılır. 2001 yılının 27 Mart'ında da kurucu genel sanat yönetmenimiz hocamız rahmetli Ergün Orbey'in rejisiyle Turgut Özakman'ın Bir Şehnaz Oyun adlı oyunuyla açılışını yapar. 2001 yılından sonra artık kurumsal bir yapıya ulaşmış olan Eskişehir Şehir Tiyatroları kurulduğu günden bu yana 120'nin üzerinde oyunla çoğunlukla tabii Eskişehirli seyircilerle buluşurken yaptığı turnelerle de tüm Türkiye'de saygın bir şehir tiyatrosu olarak yerini almıştır. Kurulduğunda dar ve genç bir kadroya sahip olan Eskişehir Şehir Tiyatroları günümüze gelindiğinde de hem kadrosunu genişletmiş hem de büyük tecrübeler kazanarak çok büyük işlere imza atmıştır. Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın seyirciyle buluşturduğu oyunların çoğu ülke çapında ses getiren oyunlar. Tiyatronun genel sanat yönetmenine elbette bunu neye bağladığını da sorduk. Oyunlarımızın ülke çapında çok ses getirdiğini sizlerden de duymak bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı tabii. Yani bunun birçok sebebi var ama sanırım en büyük sebeplerinden bir iki tanesini saymak gerekirse kazanılan tecrübelerin, yani oynadığımız oyunlar üzerinden kazandığımız tecrübelerin dışında sanırım tüm sanatçı, teknik ve idari personelin tiyatro sanatına olan saygısı diyebilirim. Ayrıca tabii kurulduğu günden bu yana Türk ve Dünya Tiyatrosu'nun en seçkin eserlerinin repertuarında bulundurması da buna büyük bir etken ve bunları seyircimizle buluşturmak, onlardan büyük ve çok iyi tepkiler almak bizi daha da kamçıladığı için biz yaptığımız bütün işlerde bu gayret ve azimle, bu mutlulukla, bu gururla devam edeceğiz herhalde ses getirmeye. Çok teşekkür ederim. 23. İstanbul Tiyatro Festivali'nin de bir parçası oldu Eskişehir Şehir Tiyatroları. Tolga Tümer o deneyimi de paylaştı bizimle. İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile bu sene çalışmamız bizim için de çok ilginç bir deneyim oldu. Daha geçen sezonun kapanmasına yakın bir zamanda İstanbul Kültür Sanat Vakfı kuratörü Işıl Kasapoğlu'ndan bir telefon aldık ve bu seneki yapacağı festivalin bir ustalara saygı üzerinden bir festival olacağını bize söyledi ve bizim de bir Haldun Taner projesiyle bu festivale katılmamızı istedi. Başlangıcı ustalara saygı olduğu için tam bir oyun üzerinden değil, Haldun Taner'in uyarlamaları üzerinden bir oyun üzerinde anlaştık. Çok kısa sürede sanırım çok iyi bir iş çıkarttık. Yaşasın Demokrasi adlı oyununu çıkarttık biz onun. Dramaturglarımızla ve sanatçımız Ali Eydoğan'la beraber bir çalışma yaptık. Haldun Taner'in tüm oyunları, gazete yazıları, romanları, hikayelerin hepsi tek tek araştırıldı ve bunun içinden seçtiklerimizle bir uyarlama oyun haline getirdik. Özellikle bu zamanda tüm ülke üzerinden bakıldığında demokrasi, özgürlükler çok önemli olduğu için dolayısıyla böyle bir oyun yapmak istedik ve ismini de Yaşasın Demokrasi olarak belirledik. İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile böyle bir çalışma yapmak bizim için de hem yaptığımız çalışma üzerinden hem de İstanbul seyircisiyle buluşmak üzerinden farklı bir deneyim oldu. Biz çok mutlu olduk. Bakalım önümüzdeki sezonlarda İstanbul seyircisiyle ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'yla böyle bir yolda tekrar buluşmak isteriz. İyi de olur diye düşünüyorum. Turneye de çıkıyor Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın oyunları. Nisan ayında Macbeth, D21 Deniz'e Mektup ve Ödenmeyecek Ödemiyoruz oyunları İstanbul seyircisiyle buluştu. Peki her şehrin tiyatro seyircisi kendine has mıdır? Aslında her şehrin nasıl kendine has kültürel ve sosyolojik yapısı farklıysa
tiyatro seyircisinde farklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Fakat şu bir gerçek ki tiyatro sanatı evrensel bir sanattır. Yani birleştirici ve iyileştirici yapısı vardır ve aynıdır. Bu bağlamda gittiğimiz turnelerde o şehrin insanlarına oyunlarımızda anlatmak istediklerimizi doğru ve anlaşılabilir şekilde ulaştırmak bizim için daha önemli. Bunu da şimdiye kadar yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü turne oyunları sonrası hem seyircilerin hem de eleştirmenlerin tepkilerinden doğru yaptığımızı duyuyoruz. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı oluşturuyor. Tiyatro güzeldir. Tiyatro ruhunuza iyi gelir. Tiyatro umut verir. Tiyatro kucağınıza usulca sorular bırakır. Yolunu kaybedene bulması için yumuşacık bir ışık tutar. Sarılın o ışığa. Ha bir de aldığınız her bilet o ışığı daim kılacak. Hadi bugün bir oyun seçin kendinize. Unutmayın, tiyatroyu yazar, yönetmen, oyuncular, sahne emekçileri yaratır ama seyirci yaşatır. Geldik programın sonuna. Efem Repliklerle Yaşayanları ben Gülay Oktar hazırlayıp sundum. Barış Erdenk, Ali Eyidoğan ve Tolga Tümer yorumlarıyla değer kattı. Haftaya aynı saatte buluşuncaya dek oyunların ilhamı, repliklerin ışığı sizinle olsun. Repliklerle Yaşayanlar.